Bir kamuoyu yoklaması ile yetişkinlerin çoğunluğunun yerel eğitim fonuna katkı sağlamak amacıyla yapılan vergi artışını destekleyip desteklemedikleri bulunmak isteniyor. Rastgele seçilen 200 yetişkinin 113'ünün vergi artışını destekledikleri bilgisine ulaşılıyor. Araştırmacılar bu test sonuçları ile sıfır hipotezin oranının 0,5'e eşit olduğunu, karşıt hipotezin de 0,5'ten büyük olduğunu iddia ettiği durumu test ediyorlar. Buradaki p vergi artışını destekleyen yetişkinlerin gerçek oranını veriyor. Testin z skorunu yaklaşık olarak 1,84 buna bağlı p değerini de 0,033 olarak hesaplıyorlar. Sonuç çıkarabilmek için gerekli koşulların sağlandığı düşünülürse aşağıdakilerden hangisi uygun bir sonuç olabilir? Evet, burada da bahsettikleri sonuçlar var. Şimdi her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeye çalışın olur mu? Çözüme geçmeden önce isterseniz neler olup bittiğini iyice anladığımızdan emin olalım. Burada bir popülasyon var ve bundan Bundan örneklem alacağız. n 200'e eşit ve bu örneklemi kullanarak da vergi artışını destekleyen yetişkinlerin oranını hesaplayacağız. 200 kişiden 113'ü vergi artışını desteklediğine göre bu %56,5'e eşit öyle değil mi? Evet şimdi de p değerini yani varsayılan orana eşit ya da varsayılan orandan büyük en azından bu kadar büyük bir sonuç elde etmenin olasılığı nedir hesaplayacağız. Tabii ki de 0 hipotezini geçerli kabul ediyoruz ve eğer bu p değeri buradaki değerden yani anlamlılık seviyesinden küçükse bu arada anlamlılık seviyesini soruda vermemişler ama buradaki sonuçlar arasında verildiğini görüyorum. Evet ne diyordum? Eğer anlamlılık seviyesinden küçükse sıfır hipotezini reddedip karşıt hipotezi kabul edeceğiz. P değeri bundan küçük değilse sıfır hipotezini reddedememiş olacağız. Bahsettiğim değerin yani olasılığı hesaplamak için var sayılan popülasyon oranı olan örneklem dağılımının ortalamasının buradaki ortalamanın kaç standart sapma üzerinde olduğunu bulmamız gerekiyor. Burada buldukları test istatistiği yani Z skoru bunu gösterir. Bu Z skoru ile de bir Z tablosu kullanarak normal bir dağılım eğrisinde ortalamanın 1,84 standart sapma üzerinde kalan alanın neye eşit olduğunu bulabiliriz. Bizim için bunu da yapmışlar. Kısacası yapmamız gereken şey buradaki p p değeri ile anlamlılık seviyesini karşılaştırmak. P değeri eğer anlamlılık seviyesinden düşükse sıfır hipotezini reddedip karşıt hipotezi kabul edeceğiz. Değilse de sıfır hipotezini reddedememiş olacağız. Hadi şimdi artık seçeneklere geçelim. Eğer soruyu hala cevaplamadıysanız videoyu şimdi de durdurabilir ve şu ana kadar anlattıklarım ile cevaplamayı deneyebilirsiniz. Şimdi Alfa eşittir 0,01 anlamlılık seviyesinde yetişkinlerin %50'sinden fazlasının vergi artışını desteklediği sonucunu çıkarabilirler. Alfa %1 ise burası da yaklaşık olarak %3,3'e eşittir. Bu durumda P değeri alfadan büyük olduğuna göre 0 hipotezini reddedememiş olur yani yetişkinlerin %50'sinden fazlasının vergi artışını desteklediği sonucuna ulaşamayız. Sıfır hipotezi oranı %50 olarak veriyor ve biz az önce de söylediğim gibi sıfır hipotezini reddedemiyoruz. Bu seçenek doğru değil. Alfa eşittir 0,01 anlamlılık seviyesinde yetişkinlerin %50'sinden azının vergi artışını desteklediği sonucunu çıkarabilirler. Bu da doğru değil. Neden? Çünkü oranın 0,5'e eşit olduğunu iddia eden sıfır hipotezini reddedemedik. Alfa eşittir 0,05 anlamlılık seviyesinde yetişkinlerin %50'sinden fazlasının vergi artışını desteklediği sonucunu çıkarabilirler. Evet işte bu. Çünkü bu durumda P değerimiz yani 0,033 anlamlılık seviyesinden küçük olduğu için 0 hipotezini reddedip karşıt hipotezi yani gerçek oranın %50'den büyük olduğunu kabul edeceğiz. C seçeneğini işaretliyorum. Son seçenekte ise aynı anlamlılık seviyesinde yetişkinlerin %50'sinden azının vergi artışını desteklediği sonucunu çıkarabilirler demişler. Hayır hayır bu da değil. Çünkü eğer sıfır hipotezini reddediyorsak karşıt hipotezi kabul etmemiz lazım.